Tam da bir dakika kala yayına sıcak görüntüler elimize ulaştı. O görüntülerle başlayacağız. Önce ne olduğunu söyleyeyim. Biliyorsunuz dün ilk kez Halk TV.com.tr ve Halk TV ekranlarında gündeme getirmiştik. Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi Burcu Köksal son seçimlerde. İçeride badana ve tadilat çalışması için hazırlık yapılırken dinleme ve izleme cihazları bulundu. İçeride derken devraldığı belediyenin binasında böcek diye tabir edilen dinleme cihazları ve kameralar, gizli kameralar hem makam odasını hem asansörü binanın birçok yerinde bunlara ait bilgiler ele geçirilmişti, görüntüler ele geçirilmişti. Burcu Köksal da Halk TV ekranlarında ilk kez açıklamıştı. Şu anda Anka Haber Ajansı o böceklerin ve kameraların bulunduğu ana ait görüntülere ulaştı, onları ekranlara getiriyoruz. Sesi var mı arkadaşlar? Görüntülerde ses var mı? Peki, bakın kameranın konulduğu delik direkt olarak anladığım kadarıyla makam odasını görüyor. Olduğu gibi Burcu Hanım'ın bundan sonra işlerini yürüteceği makam odasındaki tam da masasının karşısında. Sadece kamera değil, dinleme cihazları da bulundu. Hem de sadece makam odasında değil, binanın birçok noktasında ki buna asansörler de dahil Burcu Köksal'ın vermiş olduğu bilgilerdi. Biraz bu şu anda o kameraların ve dinleme cihazlarının bulunduğu ana ait görüntüler. İlk kez bulunduğu ana ait görüntüler. Bir sesini de dinleyelim, açalım biraz. Yani elinden ulaşan bir şey varsa kafalı kılamcı at çıkır yani. Kır bak. Kır bak. Evet, bu görüntüler dediğimiz gibi Afyonkarahisar'da 31 Mart seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Burcu Köksal belediye başkanı seçildi. Burcu Hanım devralmak için belediyeyi hazırlıklar yaparken, boya badana ya da işte temizlik çalışmaları yapılırken o ekip Burcu Köksal'ın oturacağı makam odası dahil binanın muhtelif kesimlerinde, muhtelif bölümlerinde dinleme cihazları ve kameralar ele geçirdi. Bu da o ele geçirdikleri, buldukları ana ait görüntüler dediğimiz gibi. Bakın tam da kameranın konduğu yer Burcu Köksal'ın bundan sonra 5 yıl boyunca hizmet edeceği belediyedeki makam odasının masasının karşısında, makam odasında ve tam da masayı görüyor. Aynı zamanda sadece kamera değil, dediğimiz gibi dinleme cihazları da yer alıyordu. Ne zaman konuldu, kim koydu? Tabii ki bilinmiyor ama bununla ilgili bir soruşturmada yapılacaktır. Tabii daha önceki AKP'li belediye başkanına da soruldu bu soru. Dinleme ve izleme cihazları bulundu. Bu konuda ne diyeceksiniz diye. Bizim hiçbir ilgimiz yok, ispat etsinler dedi. Oysa ki zaten onlar koydu, şu koydu, bu koydu diye bir iddia kimse tarafından dile getirilmemişti. Sadece bulunduğunu açıklamıştı Burcu Köksal, ama sorulduğu zaman eski belediye başkanı, AKP'li belediye başkanı biz koymadık dedi ve ispat etsinler dedi. Kimse bilmiyor şu anda kim, ne zaman, ne amaçla, kimi dinlemek, kimi izlemek için koydu. Belediye devralındıktan sonra, seçim bittikten sonra mı yerleştirildi oradan çıkış olmadan, yoksa önceki belediye başkanı oradayken de mi o kameralar ve dinleme cihazları oradaydı? Bilinmiyor şu anda. Kimin ne amaçla yerleştirdiği bilinmiyor. Tabii tek gerçek olan bir gizli kamerayla dinleme cihazının konulması, birilerinin belli amaçlar doğrultusunda o odada, o binada bulunanları takip etmesi, kayıt altına alması anlamına geliyor. Ama daha çok yeni, sadece net olan dinleme cihazlarının ve kameraların Afyonkarahisar Belediye binasında gizli kamera ve böcek tabir edilen dinleme cihazlarının tespit edildiği, bulunduğu ve söküldüğü o ana ait görüntüleri de ekranlarınıza getirdik. Bu görüntülerde soldaki kareyi de bana söylerseniz. Peki soldaki görüntüler, bakın az önce de söylediğim gibi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal dün Halk TV'de canlı yayına bağlandığında ilk kez bu olayı kamuoyuna duyururken aslında biz bina boşaltılmıştı, tadilat temizlik çalışmalarının yapılmasını istemiştik dedi. İşte o ekipler binaya geldiğinde bakın sol tarafta bulunmadan önceki görüntülere anladığım kadarıyla çalışma yaparken tespit ettiler. Ne olduğunu sonradan anladılar. O sahada da bulunduğu andan hemen sonra çekiliyor. Orada görevliler bakın konuyu kendi aralarında konuşuyorlar. Bu da kameranın olduğu o yuvarlak da kameranın yerleştirildiği yer, kapının hemen arkası. Anladığım kadarıyla orada elektrik prizlerinin bulunduğu bölüme yerleştirilmiş bir gizli kamera. Gördüğünüz gibi direkt olarak odayı görüyor. Ama sadece makam odası değil. Burcu Köksal dün söylemişti. Başka noktalarda da bulundu. Bakın elektrik prizlerine sol tarafta. Genelde prizlerin altında böcek tabir edilen o dinleme cihazlarının bulunduğu ifade edilmişti. Belli noktalarda da o dinlemeye eş zamanlı görsel kayıt almak için gizli kameraların olduğunu açıklamıştı Burcu Köksal. O anın görüntüleri, öncesindeki görüntüler, her ikisini de birlikte ekranlarınıza şu anda getiriyoruz. Dediğim gibi hani o koydu bu koydu, bunu bilmiyoruz. Bunlar iddia olmayan tek şey, net olan tek şey gizli kamera ve dinleme cihazlarının yerleştirildiği, hem de tam da seçimin sonrasında Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın seçimi kazanmasının ardından bu binada bulundu. Dediğim gibi gizli kameralar ve böcek tabir edilen dinleme cihazları.